Efendim Bengü Türk ekranlarından hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bir Tarihe Not Düşenler programında da sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve efendim evet, gene cumartesi akşamı ve tarihe notumuzu yine özel bir konu ve konukla düşmeye devam ediyoruz. Bugün yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi, öğretim tarihi üzerine kıymetli hocam Recai Ünal ile konuşacağız. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi. Kıymetli hocam, yoğun çalışmalarınız arasında bizi kırmadınız, geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi sayın hocam, bu aralar biz de tabii çok sık programlarımızda özellikle Türkçenin yabancı dil olarak eğitimini de işlemeye çalışıyoruz. Dünyanın tabii dünya tarihine baktığımızda güçlü olan devletin sözünün geçtiğini çok net görebiliyoruz ve dönemsel olarak baktığımızda da dünyaya egemen olan ülkelerin dillerinin bir adeta dünya diliymiş gibi herkesin bir ikinci dili olarak konuştuğunu görüyoruz. İşte ilk etaplara baktığımızda Latince'nin, daha sonra İspanyolca'nın derken Fransızca'nın özellikle 18. 19. yüzyıl arası ve sonra artık kendini o dönemden sonra İngilizce'ye devrini görüyoruz. Dil kültürdür. Dil bir kültürdür. Medeniyetin oluşmasındaki en önemli araçlardan da biridir. Dilini kaybeden milletlerin de kendi artık bağımsızlıklarından da bahsetmesi çok mümkün değil gibi gözüküyor. Peki şimdi hocam, buraya kadar tamam dedik. O zaman tarih boyunca çok büyük imparatorluklar kurmuş, tarihin hiçbir döneminde devletsiz kalmamış bir milletin dünyaya hükmettiği dönemlerde bile dilinin konuşulmaması da mümkün değildi, değil mi hocam? Evet, mutlaka kesinlikle. Yabancı ülkelerde bu, özellikle Türkiye'de ne olduğunu ya da Selçuklu, Osmanlı, çok daha öncelerine gittiğimizde Göktürklerden işte Avrupa, Asya Hun'a veya Avrupa Hun'a kadar gittiğimizde mutlaka Türkçe'de öğrenmek istedikleri bir aşikar, değil mi hocam? Evet. Şimdi böyle bu çerçeveden toparlayıp ben size konuyu vereyim. Hani dil önemlidir, dil her şeyimiz dedik. Hatta temiz dil bayrağımız, değil mi hocam? Evet. Büyük Ozan Fazıl Hüsnü Dağlarca rahmetlinin dediği gibi Türkçe bizim ses bayrağımız. Ve bir başka büyük kişi, İsviçreli bir düşünür, aynı zamanda toplum bilimci, sosyolog, adını şu anda hatırlayamıyorum. Ancak onun dediği gibi dil kültürdür. Kültür dildir. Aynı zamanda Alman büyük düşünür Wilhelm von Humboldt, dil kültürün aynasıdır. Ve dilin ruhu kültürdür, kültürün de ruhu dildir. Aynı zamanda dil kültürün aynasıdır gibi dil ve kültür ilişkisine çok büyük vurgular yapmış bir düşünür. Dolayısıyla kültürle dil bu denli eşdeğer, dahası daha da ilerisi eşit olduğuna göre, sizin de haklı olarak belirttiğiniz gibi, dile getirdiğiniz gibi, gerçekten Türkçe bütün o devlet dili olarak hüküm sürdüğü dönemlerde büyük olasılıkla, hani bizim elimizde kimileyin yazılı kaynaklar olmasa bile büyük olasılıkla tahmin edilir ki bir eğitim öğretim dili olarak, hatta yeri geldiğinde siyaset diplomasi dili olarak, bilim dili olarak kullanılmıştır. Şimdi bilinen en eski Türk tarihi artık İskitlere, Sakalara değin uzanıyor. Yani büyük ölçüde burada bir kabul oluştu. Son yapılan çalışmalarda belki bundan 15-20 sene öncesine, evet, kadar İskit Saka konusunda
biraz böyle şey yapanlar vardı ama hocam. Evet, hani, tereddütlü olanlar. Tereddütlü olup acaba diyenler vardı ama artık son yapılan çalışmalardan sonra %90'a yakın bu konuda çalışanların hem fikir olduğunu görebiliyoruz. Evet. Öbürlerine de zaten anlatamayız da yani anlatmak doğru çıksa adamlar dirilip biz böyle konuşuyorduk dese de evet. Onlar. Onlara zaten en ileri boyutta kanıtları gösterseniz yine inanmayacaklardır, kabul etmeyeceklerdir. O ayrı konu. Ancak demek istediğim şu, gerek Sakalar dönemine gidilsin, Sakalar Milattan önce 3000'lere gidiyoruz. Evet, yani gerekse efendim Hunlara, Asya Hunlarının dönemine gidelim, devlet oldukları dönem. Gerek bilinen daha böyle hani kesin yazılı kanıtlarla kaynaklarla bilinen Büyük Türk Kağanlığı ya da Göktürk, başka bilinen adıyla Göktürk Kağanlığı dönemine gittiğimizde Türkçenin o arı duruluğuyla ve güçlü bir edebiyat dili olmasıyla o yazıtlar döneminde gerçekten çok önemli konumda olduğu anlaşılıyor. Ve eşdeğer sayılabilecek o dönemki Çin devletiyle ilişkileri olduğu gerek dostluk gerekse de çoğunca düşmanlık ilişkisi olduğu görülüyor. Bu ilişkiler içinde doğaldır ki olasılıkla ve büyük olasılıkla dil ilişkileri de vardı. Neler vardı? Şimdi bunlar kesin olarak ortaya konmuş değil ama bir öngörüde bulunabilir. Bunlar tahmin edilebilir. Ve şöyle düşünülebilir. Kesinlikle arada bir çeviri, karşılıklı çeviri ilişkisi vardı. Ondan sonra ne bileyim belki de bir eğitim öğretim ilişkisi vardı. Dillerin öğretilmesi. Gerek Türklerden, o dönemki Türklerden, gerekse de Çinlilerden Türkçe öğrenmek isteyenler, Çince öğrenmek isteyenler vardı diye düşünüyorum. Ancak bunlarla ilgili henüz elimize geçmiş yazılı kaynaklar yok. Bunları ancak biz böyle hani tarihin yeniden yapılandırılması, yeniden oluşturulması, rekonstrüksiyonu anlamında tahminlerde bulunabiliriz. Ancak biraz daha beriye geldiğimizde İslami dönemde yani Türklerin yoğun olarak büyük topluluklar biçiminde, büyük topluluklar halinde Müslüman olduğu, Müslümanlaştığı dönemlerde, ilk dönemlerde çok önemli eserler, çok önemli yapıtlar yazıldı. Bunlardan en önde gelenlerinden birisi, belki de hani Arapça yazılmış olmasına karşın Türkçeyi, Türk kültürünü, Türk coğrafyasını, Türk bodun bilimini ve betimini, etnolojisini, etnografisini tanıtan, anlatan Divan-ı Lugati Türk adlı kitap. Kaşgarlı Mahmud'un bu anıtsal 1069-70-71 evet, yıllarında. Evet, 1072-1074 deniyor. Bu anıtsal yapıt, abidevi eser ortaya kondu. Bu ilk Türkçe öğretiminin, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin başlangıcı olarak sayılıyor. İşte yazılı kaynak aslında olarak elimizde olduğu için. Türk sözlüğü evet, sözlüktür. Ondan sonra hatta nasihatnamedir. Evet, doğru. Bir nasihatnamedir. Siyasetnamedir. Siyasetname de denebilir, evet. Kısmen. Evet. Tabii biz daha çok Kutat Gubilik için siyasetname deriz ama onda da vardır. En azından Araplara Türklerin çok güçlü olduğunu, ileride de çok güçlü olacağını, işte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden evet, örnekler vererek işte Türkler büyük bir hükümranlık kuracaktır. Onların yanında yer almak iyidir, güzeldir gibi bir tür evet nasihatname, siyasetname de sayılabilir.
Bunun ötesinde aslında Divanu Lugati Türk bir gen bilgiliktir. Yani ansiklopedidir aslında. Büyük bir Türk ansiklopedisidir. İlk Türk ansiklopedisi diye denebilir. Gerçekten denebilir. Ve Kaşgarlı Mahmud'a da ilk Türk tarihçisi, ilk Türk dil bilimcisi, hatta dil bilimciliği daha da öne geçer tarihçiliğinden. İlk Türk bodun bilimcisi, etnoloğu, efendim ilk Türk bodun betimcisi, etnografı, hatta halk bilimcisi, folkloristi, folklor şunası, efendim ilk toplum bilimcisi, sosyoloğu bile denebilir. Yani bu denli, hatta unuttum, coğrafyacısı bile denebilir. İlk Türk coğrafyacısı da denebilir. Betimliyor hocam. Evet, coğrafyayı, evet yerleri betimliyor. Türklerin yaşadıkları yerleri, onların işte kaç boy olduğunu, efendim dillerinin, dilceklerinin, lehçelerinin hangileri olduğunu pek güzel açıklıyor. Dolayısıyla karşımızda muazzam, eşsiz bir çok eser büyük, mi? Eşsiz bir eser var. Ve bu eser gerçekten yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin başlangıç eseri, kaynağı olmayı hak ediyor. Aynı zamanda bir de şunu unutmayalım. Profesör Doktor değerli hocamız Ali Akar'ın belirttiği gibi yalnızca bir hani dil öğretme, Türkçeyi öğretme, efendim işte Türkçenin üstünlüğünü vurgulama, Arapçayla, en azından Arapçayla eş değer olduğunu belirtme bakımından bir eser değil, aynı zamanda bir manifesto. Bir, o günün evet, o şartlarında. günlerin şartlarında Arapça biliyorsunuz o dönemde hem Konuşulan. bilim dili hem siyaset dili, efendim hatta edebiyat dili bile denebilir. Sonradan sonraya hani Farsçanın böyle edebiyat dilini alması söz konusu, ele alması söz konusu. O zamanlar hani Arapça çok daha geniş kapsamlı kullanılıyor. Yani neredeyse o Türk-İslam dünyasının bir geçer dili, lingua francası konumunda. O durumdayken Türkçenin bu denli tanıtılması, öne çıkarılması, vurgulanması, üstünlüğünün en azından Arapça ile eşdeğer olduğunun vurgulanması bir manifesto gerçekten. Bu bakımdan Ali Akar hocamızı da analım. Sağ olsun, var olsun. Evet, yani buradan başlanabilir. Genellikle de zaten yabancı dil olarak Türkçe öğretimiyle ilgilenenler, bunun kuramını ve uygulamasını yapan kişiler, hem akademisyenler hem uygulayıcılar, öğreticiler başlangıç olarak Divanu Lugatit Turku alırlar. Ondan sonra Uygurlar döneminde de yine bazı çalışmalar görüyoruz. Özellikle çeviri çok yaygın biliyorsunuz Tabii Uygurlar Uygurlar döneminde. olunca bir de yerleşik hayata Yerleşik, geçmeleri, evet, yerleşik yaşama kuşkusuz geçmeleri. Bilimi de artık evet. iyice kanıksamalarını. Evet, çeviriler olması ne demek? Bunun için dil bilmek gerekiyor. Dil bilmek gerekiyor. Akademisyenlik diyebileceğimiz akademik anlamda bir yorum kabiliyeti. birikimin, bir gelişimin olduğu görülüyor. Çünkü çeviriyi herkes yapamaz. Dili bilmek, üstelik de ileri derecede bilmek gerekir. Bu ileri derecede bilmek ister istemez bu alanda bir bilimlenmeyi, bir bilimi getiriyor ardından. Ve Uygurlar döneminin o yoğun çevirileri sırasında bir dil öğrenme, öğretme sürecinin yine yoğun bir biçimde olduğu düşünülebilir. Elimizde o yönde, o konuda kaynaklarımız pek yok ne yazık ki. Ama birçok çeviri elimizin altında bulunuyor. Sanskrit'ten Türkçe'ye yapılmış, o dönemki eski Uygur Türkçesine yapılmış çeviriler. Efendim işte Budizm'le, Maniheizm'le ilgili, değil mi? Dini metinlerle ilgili. İşte ne bileyim işte bir çok önemli falcılık kitabı vardır bilirsiniz. Onun yazılmış olması da çok önemli. Ve çeşitli böyle öyküler, nasıl diyelim, masal türünde böyle hem büyükler için hem küçükler için denebilecek masalların yine böyle çeviriler yoluyla üretilmiş, yazılmış olması çok önemli.
Ve orada gerçekten bir Türkçenin öğretimi, özellikle yabancı dil olarak öğretimi sürecinin olduğunu göz ardı edemeyiz. Tahmin edebiliriz. Büyük olasılıkla vardı. Ancak işte bizim elimizde ne yazık ki şu anda onunla ilgili yazılı kaynak yok. Aslında buralara geldik ama hani siz bir ara milattan önce 3000'ler falan demiştiniz. Evet, evet. O dönemlerde aslında 3000'ler, 2500'ler falan Sumerlilere bakmak gerekiyor. Sumerlilerin işte Türk olduğu, olmadığı, dillerinin Türkçe olduğu, olmadığı tartışılıyor. Türk olmayabilirler. Olabilirler. Olabilir. Şu anda kesin bir sonuca varılmış değil. Ama ortak kelimeler değil mi ortak hocam? Ortak kelimeler. Evet, çok güzel buyurdunuz. Ortak sözcüklerimiz çok fazla. 168 tane ortak sözcük var. Bunların hiçbiri denk gele olamaz, denk gelim olamaz, bir tesadüf olamaz. Bir de bu sadece çözümlenen tabletlerde değil mi hocam? Evet. Binlerce evet, tablette. Evet. Daha çözümlenmeyenler var. Çözümlenmeyen binlerce tablette evet, duruyor. Belki de kasıtlı olarak çözümlemiyorlar ki bu işin sonu nereye varacak diye. Yoksa bu kadar da bekleyeceğini düşünmüyorum. Evet. Özellikle pek çok tabletin de ben bir yerde de okumuştum hocam. Özellikle bu Amerikalıların elinde bulunması tabletlerin yani alıp alıp götürmüşler o zaman. Evet. Alıp alıp gitmiş onlara kadar gitmiş yani. Evet. O doğru olabilir yani çünkü üstünde çok nasıl söyleyeyim spekülasyon var, söylenti var. Birçok söylenti dolaşıyor. Yani çok şey İspat duyuyoruz. İspatlayamıyorlar. Yani adam, evet, bir kere hocam Arap olmadıkları kesin. Evet, o kesin. Kesin. Sami ırkından değiller. O kesin. Değiller. Yani Arap değiller, Yahudi değiller. Farsi olabilirler mi? Farsi değiller. Çünkü o zaman olsa sahiplenirlerdi zaten. Olurdu ve dilleri çoktan de dilleri benzerdi. Dilleri de zaten o zaman Hint-Avrupa dili olarak çıkardı ama o değil. Değil, öyle Hint-Avrupa de dili değil. Kim nereden geldi o zaman bunlar? Şimdi Sumerlilerin kökeni çok ilginç. Yine onların da Orta Asya'dan ya da işte Orta Asya'ya yakın bir yerden gelip öyle yukarıdan geldiği iddia ediliyor. Yani o Avrupa'yı pek demiyorlar da. Yok, Avrupa dediğim hocam Doğu Avrupa üzerinden ha, evet, böyle hayır, arka anladım, taraftan öyle dolanıp gelenler anladım, diyenler hani var. Ukrayna üzerinden falan. Evet evet. Ukrayna, Kırım üzerinden, evet, Hazar çevresinden evet, gelip. Ama yani, daha çok şöyle Anadolu diyenler. Şöyle söyleniyor hocam daha çok. Orta Asya ya da Orta Asya'ya yakın bir yerde işte Hindistan'ın kuzeyi, Pakistan, Türkmenistan'a da yakın yerler, Afganistan'a da yakın yerlerde bulundukları. Türkmenistan coğrafyası. Evet, yani işte bunlar da aslında Türkistan coğrafyası, Türkistan bir bakıma. Coğrafyası. Türklerin yoğun olduğu yerler, uzun çağlar boyu Türklerin yaşadığı hocam, yerler. Hocam tam burada bir parantez açacağım size. Evet. Hakikaten aslında bugün bile yani coğrafyayı Türkistan olarak tanımlamamak için Orta Asya'yı kullandılar. Yetmedi Avrasya'yı kullandılar. Yani kavramı çevirdikçe çıktıkları yer belli ama inadına konuşmak bu Türkistan coğrafyası demeyi bir türlü kendilerine yediremiyorlar. Evet, işlerine sindiremiyorlar. Şimdi ister Avrasya densin, ister Orta Asya densin, ister Merkezi Asya, ister daha da başka İç bir yer, Asya, işte İç Asya falan. Şey bunların hepsi Türkelidir, Türkistan'dır. Bunların hepsi büyük Türkelileridir. Tarih boyu böyledir. Yani İran deseniz öyle, Ukrayna deseniz öyle. Şimdi diyorlar ki işte Türkler Moğolistan'a gitsin. Tek Moğolistan değildi ki bizim hangi yerimiz. Hangi Moğolistan? Yani Moğolistan'ın bütün o çevresi, art alanı, ön tarafı, aşağısı, yukarısı. Birçok yer. Hadi biz gittik de diyelim ki hocam onların gidecek yeri var mı? Bu ölçüdeki kıyaslanmada gidecek yani, yeri var mı? Yani. Şimdi o da ayrı konu. Yani Türkler bu coğrafyadan en son 100 yıl önce, 100 yıldan da biraz önce çıkarılmaya çalışıldı. Ne oldu sonuç? 7 düvelle savaştık. Biz yine yerimizde kaldık. Biz 7000 yıldır buralardayız. Bizi hiç kimse buradan atamaz. Bu bir. İkincisi en aşağı 7000 yıl bir de üstelik. İkincisi bizim buraya bu gelişimiz
1071'de belki dördüncü gelişimiz, belki de beşinci gelişimiz. Tabii. Ama en sağlam gelişimiz, onu da kabul edelim. Şimdi bunları söylerken işte bu Sumerlileri dile getirdim, onu gündeme getirmek istedim. Sumerliler Türk olsa da olmasa da, hadi diyelim Türk değildi, dilleri Türkçe değil diyelim ama dillerinde 168 adet şu ana değin, yani çözülmüş tabletler kapsamında. Çözülmemişleri sayarsak, onlar okunursa belki de daha çok olacak. 168 sözcüğün bulunması, Türkçe kökenli sözcüğün bulunması en azından şunu gösteriyor. Türkler Sumerlilerle aynı coğrafyada yaşıyordu. Belki akrabalardı. Belki de akrabalardı. Belki akranlardı ya da işte. Yani belki de birlikte yaşayan topluluklardı. Aynı siyasi birlik içinde. Bu da olabilir. Ya da komşu devletleri vardı Sumerlilere. İlişkileri vardı, ticari, diplomatik, siyasi. Dolayısıyla diller arasında da böyle geçişmeler oldu. Özellikle Türkçe, Sümerce'ye verinti verdi. İşte tabii tam orada verdi. Gene hocam başa dönüyoruz. Pek çok devletin var olduğunu görebiliyoruz. İşte Akadı, Osu, Busu çevrelerinde şekillenen. Evet. Gene o zaman dönüyoruz başa. O zaman gene bu adamların Türk'ten başka bir şey olma ihtimalleri kalmıyor. Çünkü ortada mevcut dediğiniz gibi o şeyi verebilecek bir kuvvet yok yani. Evet. Bir güç yok. Şöyle komşu devletlerden birisinin adı Subartu. Bu çok ilginç. Firidun Celilov müellim, büyük hocamız, bilgemiz. Çok güzel bir kuramı var onun, Urmu kuramı, Urmu teorisi. Ona göre aslında o Subaru, Subartu, Sabir Türklerinin bir devletiydi. Dolayısıyla Sabirler, Sabarlar, işte Suvarlar diye de geçiyor tarihte, değişik adları var. Dolayısıyla Sumerlilerle komşulukları, ilişkileri vardı. Hatta belki de iç içe yaşamaları vardı. Hatta hocamız, kendisi bilgemiz, Subartu'yla Sumer sözcüğü arasında da bir bağlantı kuruyor. Sumer'in Subartu'dan geldiğini söylüyor. Taş Baba'yı da yazan hocaydı değil evet, mi hocam? Evet, çünkü evet. Orada da okuduğumda evet. Ben çok ince ayrıntılarla evet. Veriyordu hoca. Hani evet. Dil olarak kelimelerin kökenleri, evet. Hatta alfabetik benzerliklere de evet. Atıfta bulunuyordu hoca. Evet, Azerbaycan Respublikası'nın Milli Tahsil Naziri'ydi, bilirsiniz. Biliyorum hocam, evet. Çok okudum, evet. Kitaplarımı da okudum. Yani. Azerbaycan Halk Cephesi hükümeti zamanında Ebu'l-Fez Elçi Bey, çok değerli, rahmetli, Allah rahmet yeri eylesin. Uçmak olsun. Hoca da halk bilimciydi zaten. Evet, o büyük önderin zamanında, Cumhurbaşkanlığı sırasında, başkanlığı sırasında daha uygunu, başkanlığı sırasında bakanlık yapmıştı. Aynı zamanda çok değerli bir dil bilimci ve tarihçi kendisi. Kendisine de buradan saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, kaldığımız yerden devam edersek Karahanlılar döneminde Divan-ı Lugatit Türk'ten söz etmiştik. Ondan sonra çeşitli Kıpçakça eserler de var. Yani Kıpçak Türkçesi, Kuman Türkçesi eserleri. Bunlar çoğunca Araplara Türkçeyi öğretmek, dönemin Kıpçak Türkçesini öğretmek üzere yazılmış eserler çok önemlidir gerçekten. Her biri Arapça anlatım dili, yani Arapçanın anlatım dili olarak kullanıldığı, açıklama dili olarak kullanıldığı yapıtlardır. Türkçenin öğretimi, yani Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi tarihinde çok önemli yerleri, işlevleri var. Bunu şöyle ayrıntılandırabiliriz. Örneğin Harezm sahasında Zemahşeri'nin Mukaddimetül Edeb adlı eseri. Ondan sonra 14. yüzyılda Arapça, Türkçe, Moğolca bir sözlük Hilyetül Lisan ve Heybetül Lisan. Bunun biraz
Anadolu Türkçesine yakınlığı düşünülebilir, anlatılan dil, açıklanan dil bakımından. Burada eserde Karahanlı Azerbaycan ve Türkmen Türkçesine ilişkin özellikler de yer alıyor. Ve Azerbaycan Türkçesinden bizim Türkçe diye söz ediyor bu eserde. Hilyetül Lisan ve Heybetül Lisan. İbni Mühenna yazmış. Arapça, Türkçe, Moğolca bir sözlük. Çok önemli. Sonra Kıpçak sahasında Kodeks Kumanikus, Kitabül İdrak Li Lisanil Etrak, Kitabu Mecmu'u Tercümanı Türkiye ve Acemi ve Mongoli, Kitabül Bülgatül Müştak Fi Lügati Türk vel Kıpçak, Et Tuhvetü Zekiye Fi Lügati Türkiye, El Kavaninül Külliye Li Zatil Lügati Türkiye, El Dürretül Mudiye Fi Lügati Türkiye gibi yapıtlardan söz edilebilir. Bu şimdi siz söyleyince hocam tabii ben de direkt şey de geldi aklıma. Onu da sorayım size tam bu arada yerini gelmişken. Şimdi Mısır'da kurulan Memlük. Evet. Şimdi Kıpçak Türklerinin, Kuman Türklerini kurdu. Türk yani yöneticilerinin Türk olduğu bir devlet. Evet. Biz Türk devleti olarak kabul ediyoruz Memlükleri. Evet. Dolayısıyla onların da sarayda Türkçe konuştukları çok net. Yazışmaları evet. Türkçe olduğu çok net. Dolayısıyla pek çok yere o dönemin özellikle Arabistan'da en baskın yani hem Afrika'da hem de Arabistan üzerine en baskın gücü olarak bunların da Türkçe öğretmeme gibi bir durumu olacağını ben düşünmüyorum. Kesinlikle. Yani bir devlet düşünün yani ya da devlet gücünde bir oluşum, bir kuruluş düşünün. Onun kendi dilini, resmi dilini, Türkçeyi yani o dönemki işte o devletleri düşünürsek, Memlük devletini düşünürsek Kıpçak Türkçesi oluyor Türkçeleri. Onu öğretmemesi hem kendi yurttaşlarına hem de yabancılara öğretmemesi düşünülemez bence. Çünkü mümkün değil. Mümkün değil. Hiç öyle hani güçsüz de bir devlet değil. Çok güçlü bir çok devlet. Çok güçlü. Osmanlılarla baş ediyor, savaşıyor. Güçlü devleti var hocam zaten. Osmanlı, Safevi, Memlük. Evet. Üçü de Türk. Üçü de Türk. Evet. Evet. Yani bu özellikle hani Arap coğrafyasına çok hakim olduğu için Osmanlı'dan önce evet. Arap ve Afrika coğrafyasına çok hakim olduğu için sadece bir de şimdi buradan biz izleyicilerimize de aktaralım. Böyle diyoruz ama Memlük sadece öyle değildi. Memlük denizlere yakın ve ticareti elinde bulundurması sebebiyle de işte Avrupa devletleriyle de diplomasi olarak çok diplomatik ilişkiler içerisindeydi. Evet. Dolayısıyla adam kendi sarayında Türkçe konuşuyorsa mutlaka gelene de yanında tercümanın şuyunu buyunu getir deyip kendi dilinden başka bir dil konuşmaz yani. Evet. O gücü kendinde buldu. Evet, evet. Varken. Kesinlikle buna zorlayacaktır. Elçileri, gelen konukları dili öğrenmeleri için zorlayacak ya da teşvik edecektir diyelim. Burada bir de Çağatay sahası, orada da gerçekten anıtsal bir yapıt var. Muhakemetül Lügateyn. Büyük üstad, ona ne söylesek yetmez. Şair mi desek, düşünür mü desek, devlet adamı mı desek, devlet kişisi mi desek, büyük bilge mi desek, hepsi de yakışıyor. Alişir Nevai, Çağatay edebiyatının, Çağatay Türkçesinin anıtsal dil bayraksa sanatçısı. O da güneşi bu işin değil mi hocam? Evet. Ve o ne diyor? Türkçe sancağını, o Türki diyor. Türki sancağını, Türki bayrağını açtım diyor. Ve onun çevresinde toplamaya çalışıyor. Bütün Türkçe konuşanlar o dönem işte Çağatay Türkçesi çok önde tabii. O Çağatay Türkçesi çevresinde toplamaya çalışıyor, onu güçlendirmeye çalışıyor. Farsçaya, Arapçaya meyletmeyin, özellikle Farsçaya meyletmeyin, eğilim göstermeyin diyor
Türk gençlerine, o dönemdeki Özbek Türklerine, işte Türkistan coğrafyasındaki öbür Türklere diyor ki işte Türkçeyi, yani Çağatay Türkçesini kullanın. Çünkü Fatih diyor, Sultan Mehmet'in de bildiğine dair yazılı kaynaklar var biliyorsunuz. Evet, kesinlikle. Yalnızca o değil, ondan sonra da birçok sultan, padişah Çağatay Türkçesini biliyor, onunla şiirler yazıyor. Bunu biliyoruz. Ve o bakımdan Alişir Nevai'nin o anıtsal yapıtını, Abidevi eserini de analım. Muhakemetül Lugateyn. O da yine yalnızca bir Türkçenin Farsçadan üstünlüğünü ya da onunla en azından eşit olduğunu, eşdeğer olduğunu göstermekle yetinmiyor. Bir manifesto olarak bunu belirtiyor ve o dönemde de yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin olmadığını düşünemeyiz. Böyle yoğun dil çalışmaları olan yerlerde kesinlikle bunları düşünmemiz lazım. Sonra mesela Kitab-ı Zeban-ı Türki, Senglah Lugat-ı, El-Tamgay-ı Nasri, Fethel-i Gacar Lugat-ı, ondan sonra Lugat-ı Çağatay ve Türkiye-i Osmani gibi eserlerde yine Çağatay döneminin eserlerinden sayılabilir. Fethel-i Gacar Lugat'ını belki eskil, arkaik bir Azerbaycan Türkçesi eseri de saymak olur. Ama burada mesela genellikle Çağatayca, İran sahasındaki Çağatayca sözlüklerin en büyüğü olarak anılıyor. Orada bence biraz Azerbaycan Türkçesi özelliği de düşünülmeli, araştırılmalı. Anadolu sahasında eski Oğuz Türkçesi, Anadolu Türkçesi kapsamında işte Hilyetül İnsan ve Heybetül Lisan. Daha önce adını yanlış geçirdik sanıyorum. Hilyetül Lisan değil, Hilyetül İnsan, Heybetül Lisan, İbn-i Mühenna lügati olarak da biliniyor. Ve şimdi Osmanlı Türkçesine gelmeden önce bir de şu Codex Cumanicus üzerinde duralım. Kıpçak sahasının çok önemli bir kitabı. Bu da bir sözlük ve aynı zamanda belki de sözlükten de öte yine bir dil tanıtma, işte konuşma dili kılavuzu gibi denebilecek, öyle nitelenebilecek bir eser. Kuman Türklerinin, Kıpçak Türklerinin dillerini, efendim kültürlerini tanıtmayı amaçlıyor. Kimlere tanıtmayı amaçlıyor? Fransisken papazlarına. Onlara Türkçeyi öğretmek istiyor. Türk kültürünü tanıtmak istiyor. Neden? Çünkü işte Kıpçak Türklerine, o dönemki Kıpçak Türklerine, Kuman Türklerine Hristiyanlığı yaymak, onlara öğretmek, işte onları Hristiyanlaştırmak için. O bakımdan çok önemli. Ticari sözcükler dizelgesi görülüyor. Çeşitli şiirler, türküler görülüyor. Efendim atasözleri, halkın kullandığı çeşitli böyle iletişimi kolaylıkla sağlayabilecek sözcük dizelgeleri, listeleri var. Aynı zamanda dil düzeneği, yani gramer bilgileri yer alıyor. Bunlar çok önemli. Dolayısıyla doğrudan doğruya aslında Türkler eliyle değil ama yine yabancılar eliyle yabancılara Türkçe öğretiminin çok önemli örneklerinden birisi. İlk örneklerinden birisi. Bu da 14. yüzyıl eseri. Ve hatta bunun Hazar Türklerinin dilinin aynısı olduğu, bu Codex Cumanicus'ta betimlenen dilin, Türk dilinin Hazar Türklerinin dili olduğu söyleniyor. Bu yönde çok önemli değerlendirmeler var, göz ardı edilemez. Şimdi mesela günümüzde Karay Türkleri kendilerini Hazar Türklerinin ardılı olarak görürler. Ardılı, izcisi, devamcısı olarak görürler. Bunda da aslında
dillerini incelediğimizde, Codex Cumanicus'la karşılaştırdığımızda haklı olduklarını görebiliyoruz. Bu eğer eşitlik, hani matematikteki bu geçişmeli eşitlikler olur ya, A eşittir B, A eşittir C, o zaman B eşittir C'dir deriz. Bu durumda eğer Codex Cumanicus'un içinde anlatılan o dil, betimlenen dil Türkçe ise, ki öyledir değil mi? Kuman Türkçesidir, Kıpçak Türkçesidir. Karay Türkçesi de bir Türkçe ve Karaylar tarihi geleneklerine bakarak, kendilerine yetişen, ulaşan birikime bakarak kendilerinin Hazar Türklerinden gelme olduklarını, onların ardılları olduklarını, onların Türkçelerinin kendilerinde yaşadığını söylediğine göre, bu durumda Karay Türkçesi, Kuman Türkçesi eşittir. Eğer Kuman Türkçesi de Hazar Türkçesi ile eşitse, birse, bu durumda Hazar Türkçesi ile Karay Türkçesinin de aynı olduğu sonucuna varabiliriz. Buradan şuna gelmek istedim. Yani Hazar Türkçesinin bir devamı olan Kuman Türkçesinin o dönemde 14. yüzyılda, çünkü yaklaşık olarak artık en son kalıntıları 13. yüzyılda bitiyor Hazar Devleti'nin, bilirsiniz. 1100'lerde zaten bütünüyle işte kesin olarak devlet çökmüştü. Çok. Rusların ne diyelim, o can alıcı, vurucu saldırısıyla ne yazık ki karşı koyamamıştı güçsüz anında Hazar Devleti buna. Ve sonrasında da işte kalıntılar 13. yüzyıla değin geliyor. Bu 14. yüzyıl eseri olduğuna göre Codex Cumanicus, büyük olasılıkla o Hazar kalıntılarının dilini ve bu Hazar Türkçesinin de o Bolgar Türkçesiyle aynı olduğunu söyleyen tarihçiler ve dilciler var, dil bilimciler var. Bu durumda bu ikisinden yola çıkarak Kuman Türkçesinin, o Codex Cumanicus'ta anlatılan, betimlenen Kuman Türkçesinin yine bu Hazarların dilinin, Hazar Türklerinin dilinin bir ardılı, süreyi, devamı olduğunu düşündüğümüzde, karşımızda çok büyük bir kaynağın, çok büyük bir yazılı kaynağın olduğunu görüyoruz. Yani bu Codex Cumanicus, sağ olsunlar Mustafa Argunşah, değerli profesörümüz, Galip Güner, yine değerli profesörümüz, onların ortak çalışmasıyla çok güzel bir biçimde ortaya kondu son yıllarda. Çok değerli bir çalışma. Ama bu Codex Cumanicus üzerine çalışmalar bence çok daha fazla sürmeli. Gerçekten Türk bilimi için, Türkoloji için, Türk dil bilimi için, Türk tarihi için, Türk efendim bodun bilimi, etnolojisi için, Türk etnografyası, bodun betimi için çok önemli. Çok Türk etnografisi için, bodun betimi için çok önemli. Üzerinde büyük bir duyarlılıkla ve yoğunlukla durulmalı. Dolayısıyla bakın, işte yabancı dil olarak Türkçe öğretimi dediğimizde bu yalnızca dil öğretimi değil, yalnızca Türkçenin öğretimi değil, kültür öğretimi, tarih öğretimi, efendim bodun betimi öğretimi ya da bodun varlığı, etnografi, efendim o etnolojik varlık olarak Türklüğün, Türk'ün sahip olduğu değerlerin, efendim hatta daha da ilerisi o Türk'ün geninin, genetiğinin öğretimi demektir. Ve bu bakımdan hiçbir biçimde es geçilmemeli, işte tamam oldu bitti denmemeli, çalışmalar bütün hızıyla ve bütün gücüyle sürmeli. Tabii ki hocam, çok önemli. Şimdi son zamanlarda tabii TÖMER olarak, hani Türkçe öğretim merkezleri, maalesef işte bu Suriye meselelerinden
Suriye'deki göç meselelerinden sonra biraz gündeme gelir gibi oldu ama aslında biz çok iyi biliyoruz ki üniversitelerde dışarıdan, yurt dışından gelen öğrencilerin Türkçe öğretilmesi için zaten aşağı yukarı her üniversitenin kendine ait bu şekil işte TÖMER birimleri var ve bunları yapıyordu. Ama bir de işte hiç hesapta olmayan bir göçle karşılaştığımız için düzensiz de diyebiliriz artık. Düzen, yani neresi düzenli artık, daha düzeni mi kaldı bu göçün ama yani. Bu sefer şimdi en azından TÖMER dediğimizde hocam belli bir seviyeye gelmiş ve bir şekilde o dili öğrenmek durumunda olduğunu bilen öğrenciler, çünkü onu geçmek zorundaki üniversiteye devam edebilsin. Evet, değil mi? Evet, ama kesinlikle. Bir baktık ki bir bomba patladı kucakta. Her yaştan, her seviyeden, her eğitim düzeyinden insanlar ülkeye gelince ve tabii bunlara da dili öğretebilmek için pek çok eğitimci arkadaşımız seferber oldular. Tabii bunların içerisinde ben bazı arkadaşlarımızın çok da zorlandıklarını da, yani grupları kurmakta, çünkü her eğitim seviyesi aynı değil. Herkes aynı şekilde mücadele etmek de kolay olmuyor. Vakit alıyor. Üstelik böyle bir şeyde. Bu dönemde hakikaten çok büyük görevler üstlendiklerini, özveride bulunduklarında gördük değil mi hocam? Evet, bu seviyeyle biraz evet. öne çıktı ama bu zaten vardı. Evet. Hani bu sorunları da bir değerlendirelim istedim tabii bu aşamada. Tabii. Şöyle hocam, kesinlikle önceden de vardı Türkçe öğretimi, yani Türkiye kapsamında düşünürsek ya da bir öncesini düşündüğümüzde Osmanlı İmparatorluğu'nda. Osmanlı İmparatorluğu'nda bildiğimiz gibi bir Enderun Mektebi vardı. Enderun Mektebi'nde hem devşirmelere Türkçe öğretiliyordu, işte devşirilmiş çocuklara, gençlere Osmanlı topraklarındaki diyelim gayrimüslim ailelerden toplanmış, değerlenmiş çocuklar, gençler, bunlara Türkçe öğretiliyordu. Aynı zamanda saray içinde çalışanlara, saray çevresinde çalışanlara da yabancı diller öğretiliyordu. Arapça, Farsça. İşte, hepsini öğretiyor. Evet. Bürokrat yetiştiriyor, asker evet, yetiştiriyor. Kesinlikle. Çok önemli bir mektep, çok önemli bir okul. Dolayısıyla yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi zaten Enderun'a kadar götürebilir. Gidiyor. Yani Türkiye'deki en azından oraya kadar gidiyor. Köksüz değil. Çok köklü. Ve Türkiye Cumhuriyeti dönemine geldiğimizde zaten hani dil tarih çalışmaları, biliyorsunuz Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ön ayak olmasıyla en üstüne düştüğü. Evet, en önem verdiği konular zaten dil tarih konuları, Türk dili, Türk tarihi ve işte Türk Dil Kurumu'nu kurması, Türk Tarih Kurumu'nu kurması. Önce Türk Tarih Kurumu, sonra Türk Dil Kurumu. Ardından çok yoğun dil bilimi ve tarih araştırmaları. Doğallıkla o dönemde hani ilk zamanlar olduğu için bilimsel çalışmalarda bazı, hani bugün argo deyişle işte uçuşlar olduğunu görüyoruz ama görüyoruz. Bazı işte karşı çıkanların olduğunu, ettiğini görüyoruz ama bir ufuk vermesi açısından evet, önemli. Kesinlikle. Hocam demin söylediğiniz mesela tezle Atatürk de aynı tezi savunuyordu. Biz yaklaşık 7000 yıldır. Evet, ben ondan alıyorum zaten. Bu topraklarda izliyordu. Ta güneş dil tabii teorisine kadar gidiyor. Şartlar ne olursa olsun hocam, bazı şeyleri eleştirebilirsiniz. Zaten bir fikir ortaya atıldı mı eleştirilsin, güzelleştirilsin, yenileştirilsin evet, veyahut inkar edilip daha yenisi ortaya konsun diye evet, ortaya atılır. Evet. Bundan daha güzel ne var? Ufka bakın hocam yani. Kesinlikle. 4000 kitap okuyan bir insandan bahsediyoruz. Kesinlikle. Ve üstelik de altını çize çize okuyor. O çizip yanındakiler yani, zaten onun akademisyen olduğunun bir evet, göstergesi, dipnotlar notlar hocam. Notlar alıyor. Evet. Yani aldığı kesinlikle, der kenar notları onlar. Der kenarlar, dipçeler. Akademik titizlik yani bu. Kesinlikle. Ve
Atatürk, Büyük Önder Atatürk gerçekten Türk dili ve Türk tarihi konusunda çok okumuş birisi. Yani hiç öyle nasıl söyleyeyim, işte uzmanlık alanı dil bilimi değil, uzmanlık alanı tarih değil diye böyle hani uzaktan söyleyenler var. Bu türlü bakışlar doğru değil. Dediğiniz gibi 4000 kitap okuyan bir insandan söz ediyoruz. Savaş cephesinde, karargahında kitap okuyan bir büyük askerden söz ediyoruz. Bir kurmay. Ve aynı zamanda okuduğu kitapları değerlendirirken, yorumlarken hem de savaşı çok iyi bir biçimde yöneten bir dahiden söz ediyoruz. Dolayısıyla hani onun en aşağı 7000 yıllık Türk beşiğidir demesi Anadolu'ya. Mutlaka bir altyapısı var. Bir altyapısı var. Ona dayanarak söylüyor. Yoksa öyle hani... Aklıma geldi söyleyeyim. Aklıma esti söyleyeyim, işte öyle boş yere söyleyeyim değil. Yani laf olsun, torba da olsun değil. Siyasi bir tarih yaratayım değil. Değil, kesinlikle. Ya işte şimdi bir de mesela ulus inşası falan diyorlar da. Yani ulus zaten vardı ama ulusu bir derleyip toparlamak gerekiyordu. Atatürk, Büyük Önder Atatürk en son ilteriş idi. Son ilteriş idi. Ve bizim gerçekten her zaman büyük bir, nasıl söyleyelim, kadir bilirlikle, değer bilirlikle, büyük bir saygıyla, sevgiyle, minnetle, gönül borcuyla anmamız gereken çok büyük bir zaten öyle insanımız. Hocam, biz zaten anıyoruz da anmayan da anmasın. Yani, evet. Yani sadece sözde Atatürk veya Atatürkçü olmakla bu işler olmuyor. Kesinlikle. Onu sindirip onu çok iyi anlamak lazım. Evet. Biz yaptığımız çoğu zaman programımızda da görüyoruz. Biz zaman zaman Sarı Bozkurt diyoruz. Zaman zaman alim diyoruz. İlim adamı diyoruz. Evet. Yani biz değil aslında, İngilizler söylüyor. Yani biz savaşı kaybetmedik diyorlar. 100 senede bir dahi bir millete çıkarken bu sefer bizim karşımıza çıktı diyorlar. Biz söylemiyoruz, onlar söylüyor. Kesinlikle. Doğru. Evet, bunu kendileri itiraf ediyorlar. Şimdi Osmanlı döneminden sonra dedik, Türkiye Cumhuriyeti döneminde bu yabancı dil olarak Türkçe öğretimi vardı, güçlenerek geldi günümüze değin. Başlangıçta hem İstanbul Üniversitesi'nde hem Ankara Üniversitesi'nde, hatta sanıyorum daha önce İstanbul Üniversitesi'nde başlıyor yabancı dil olarak Türkçe öğretimi. Yani resmi olarak üniversite kapsamında. Ardından Ankara Üniversitesi'nde görüyoruz. Bölüm olarak açıyor. Evet, Ankara Üniversitesi'nde tabii Türkçe Öğretim Merkezi, Türkçe Araştırma Uygulama ve Öğretim Merkezi olarak açılması 1983'ü buluyor sanıyorum. 83 veya da 84, evet 84, yanlış söylemeyelim. Çünkü benim de çalışmışlığım var Ankara Üniversitesi Tömer'de, oradan söyleyeyim. Ama Ankara Üniversitesi Tömer daha önce rektörlüğe bağlı olarak bir Türkçe öğretim dairesi, yabancılara Türkçe öğretim dairesi gibi bir resmi kurum olarak çalışıyor. Ama sonra artık daha böyle hani özel anlayışta devam eden bir kurum olarak görülüyor. Ve ondan sonra da çok gelişiyor zaten. İşte öbür üniversitelerde de Tömerler, işte Ege Tömer, Hacettepe Tömer, Gazi Tömer vesaire. Ve işte Dilmer adıyla da yayılanlar geliyor. Şimdi Sayın Hocam, artık son bir dakikanın içine de girdik. Bayağı ilerlemişiz. Tabii ilerlemişiz. Sizden ben bir söz daha alacağım. Çünkü hesapladıklarımızın %70'ini bile konuşamadık. Evet. Ama önce şu kitaplarınızı tanıtmak istiyorum. Reca Ünal Hocam'ın Çağdaş Türkiye Türkçesinde başlıca Zaman Uçları adlı eseri. Ulaçları. Dilmer. Dilmer yayınlarından. Dilmer yayınlarından çıkmış, Türkçenin eğitimiyle ilgili ve yine Recai Hocam'ın ilerleyen Türkçem eseri de gene bu dil yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde, Türkçenin eğitiminde en üst düzeydeki en üst aşamaya yönelik bir kitap. Yönelik kitaplar diyoruz. Sayın Hocam, kıymetli katılımlarınız için ben çok teşekkür ediyorum. Maalesef ben bize ayrılan süre su gibi aktı.
sizinle beraberken. Ben hazır yayındayken sizden bir söz daha alayım, devamını da getirmiş olalım programın diyorum. İnşallah. Tanrı'nın izniyle diyelim. Ben de o zaman son sözler olarak şöyle söyleyeyim. Arada değerli Profesör Doktor Mustafa Argunşah ve yine değerli Profesör Doktor Galip Güner hocamızın adlarını almıştım. Codex Cumanicus'un çok güzel bir incelemesini yaptılar. Ortaya çok güzel bir çalışma koydular. Onlara da sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Hani eksik kalmıştı, onu söyleyeyim. Bir de ayrıca üniversitedeki öğrencilerim Türkçe öğretmenliği lisans programında birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıftaki bütün öğrencilerime ve aynı zamanda bölümdeki lisans programındaki bütün hocalarıma, başta bölüm başkanımız doçent doktor değerli Sedat Karagül olmak üzere bütün hocalarıma, selamlarım, öğretim üyelerime, görevlilerime de saygılarımı, sevgilerimi sunuyoruz. Sunuyorum, esenlikler. Biz de diyorum buradan kıymetli hocalarımıza, değerli öğrencilere selamlarımızı gönderiyoruz. Evet efendim, bugün 29 Mayıs, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nden Recai Ünal hocamla beraber Türkçenin yabancı dil olarak zaman içerisindeki eğitim, öğretim mi üzerinde durduk. Bengü Türk'te kalın. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz efendim.